Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar tarih dersimizin 1. dönem 2. örnek sınav sorularımızın cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. 1230 yılında gerçekleşen Yassı Çemen Savaşı'nın Türkiye Selçuklular açısından olumsuz sonuçlarına 2 örnek veriniz. Olumsuz sonuçlarımız şu şekilde Moğollarla Türkiye Selçuklular arasındaki tampon bölgenin yani harzemşahların şahların ortadan kalkması, ikinci olarak da Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıpranması, işte Yassı Çemen Savaşı'nın Türkiye Selçuklular açısından olumsuz iki sonucu. İkinci sorumuzda Çirmen Muharebesi, Pale Kanon Muharebesi, Koyun Hisar Muharebesi isimli üç tane savaş veriliyor. Bu savaşlarda Kronolojis sıra soruluyor Yani hangi savaşlar ne zaman olmuştur Şeklinde İlk önce Koyunhisar Savaşı'nı Seçeceğiz çünkü 130, 1302 yılında oluyor biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi Liderindeki Osman Devleti ile Bizans Devleti arasında bu savaş Gerçekleşiyor İkinci savaşta sevgili Arkadaşlar Pale -Konan Savaşı'dır Pale -Kanon, okuması biraz zor Gibi geliyor değil mi Palekon'un savaşı ise 1329'da gerçekleşiyor. Bu savaşımızın diğer adı Maltepe Meydan Muharebesidir. Niye olmuş hemen hatırlayalım. Osmanlıların Kocaeli Yarımadası'ndaki fetihleri ve İzni'yi kuşatmaları sebebiyle 1329'da Bizans İmparatoru 3. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında oldu. Bu savaşımızı unutmuyoruz. Bir diğer savaşımız da sevgili arkadaşlar Çirmen Savaşı. Çirmen Savaşı ise 1371 yılında Osmanlılarla Sırplar arasında olmuştur. Dolayısıyla sıralamamız Koyunhisar, Paleokon, Çirmen. Üçüncü sorumuz 14. yüzyıl başlarında Türk beyliklerinin daha çok batı Anadolu'da kurulmasının siyasi nedeni nedir? Moğol baskısından uzak olmak, Bizans'ın eski siyasi gücünün olmaması nedeniyle Türk beylikleri artık Batı Anadolu'ya yerleşmiştir. Dördüncü sorumuzda iki tane şıkkımız var ayrı ayrı soru olarak. Osmanlı Beyliği kurulduğu yıllarda Mısır'da egemen olan devletin adı neydi? Memlüklü devletiydi. Mısır'da Memlükler vardı. Karadeniz'in kuzeyinde egemen olan devlet hangisiydi? Karadeniz'in kuzeyinde de Altın Orda Devleti, Altın Orda Devleti vardı diye yazabilirsiniz. Beşinci sorumuz, Karesi oğullarının Osmanlı beyliğine katılmasının sonuçlarından hangileri Osmanlı fethilerini hızlandırmıştır? Evet, Karesi oğullarının katılmasıyla Rumeli ile karşı karşıya kalınması, Osmanlı beyliğinin donanma sahibi olması, Karesi komutanlarının Osmanlı hizmetine girmesi tabii ki Osmanlı devletinin olumlu yararlandığı sonuçlardandır Karesi ile birlikte. Altıncı sorumuza geldik. Osmanlıların Balkanların fethi sırasında uyguladığı toprak ve aya sultanındır prensibi. Buralarda egemen olan feodal yapıyı nasıl etkilemiştir? Kısaca yazınız. Balkanlardaki feodal yapıyı sona erdirmiştir. Merkeziyetçi yapıyı egemen kılmıştır. Halk üzerindeki ağır vergiler Angarya sona ermiştir. O yüzden Osmanlılar Balkanlarda çok rahat fetihler gerçekleştirmiştir yazabiliriz. Yedinci sorumuz Osmanlı Devleti'nin uyguladığı istimalet politikası Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihlerini nasıl etkilemiştir? İstimalet politikası soruluyor burada. Bu politika Balkanlarda yaşayan insanların Osmanlı egemenliğine girmesini, Balkanlardaki Osmanlı egemenliğini kolaylaştırmıştır diyeceğiz. Peki Osmanlıların uygulamış olduğu bu istimalet politikası neydi? Meylettirici ve uzlaştırıcı fetih siyaseti için işte istimalet tabiri kullanılıyor. Osmanlı kroniklerinde halkı ve özellikle gayrimüslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörül davranma manasında istimalet politikası uygulanmıştır ve Balkanların fethinde özellikle Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluğun Müslüman olmasında bu politika etkili olmuştur. 8. sorumuz Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Beyliklerini kendi topraklarına katarken izlediği yöntemlerden iki tanesini yazınız. Üçünü de yazdık. Sizler sınavda ikisini yazabilirsiniz. Nedir? Akrabalık ilişkisi kurmak, toprak satın almak veya da savaşmak yöntemiyle Anadolu Türk Beylikleri Osmanlı'nın hakimiyetine girmiştir. 1402 Ankara Savaşı'nın sonuçlarından iki tanesini yazınız şeklinde sorumuz var. Dördünü de yazdık. Siz sınavda aklınıza gelenleri yazabilirsiniz. Ankara Savaşı'nın sonuçlarından birincisi Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Fetret devri başlamıştır. Bizans devletinin ömrü 50 yıl daha uzamıştır. Yani İstanbul'un fethi 50 yıl daha gecikmiştir. Balkanlar yönelik fetihler durmuştur. Peki bir hatırlayalım. Neydi bu Ankara Savaşı? Osmanlılarla Moğollar arasında beylik problemleri nedeniyle başlıyor. Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanıyor. Yani savaşı Moğollar kazanıyor. Yıldırım Beyazıt Moğol İmparatoru Timur'a esir düşüyor. 8 ay esir kalmıştır Yıldırım Beyazıt ve üzüntüsünden hastalanarak yaşamını yitirmiştir. Ve geçelim son sorumuza 10. sorumuza. Osman Devleti'nin İlk daimi ve esaslı askeri teşkilatını oluşturan yaya ve müsellemlerin özelliklerinden iki tanesini yazınız şeklinde. Savaş zamanında gündelik yevmiye alıyordu bunlar. Barış zamanı kendilerine tahsis edilmiş topraklarda tarım yapıyorlardı ve vergi vermiyorlardı yaya ve müsellemler. Evet sevgili arkadaşlar 10. sınıflar tarih dersimizle ilgili senaryoların sorularını çözmüş olduk. Sizler kanalımızdan diğer derslerimizin ve tarih dersimizin konularını izleyerek sınavlarımıza daha iyi hazırlanabilirsiniz. Ayrıca 10. sınıf diğer derslerimizin videolarına da bakarak sınavlarımıza çalışabilirsiniz diyoruz. Hepinize yeni sınavlarda görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.